Alaska, güzel, vahşi ve tehlikeli. Tim! Dört grup insan modern hayatı arkalarında bırakıp bu vahşi hayatın derinliklerinde 3 ay hayatta kalmaya çalışacaklar. Kutup kışı tüm sertliğiyle başladı ve herkesi çetin bir hayatta kalma mücadelesine soktu. Babamla bir keresinde oturup, babam hastalanırsa veya ölür... Buraya gelmek tam anlamıyla intihar. Şanslıydık. Bir başkasınaysa yaşamın kırılganlığı çarpıcı bir şekilde hatırlatılıyor. Size söylemem gereken bir şey var. Herkesin sınır bölgesinde hayatta kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Güney Alaska çok soğudu. Ancak hiçbir yer Chitna Vadisi kadar soğuk değil. Öğleden sonra ortaya çıkan güneşle birlikte sıcaklıklar sadece -3 dereceye kadar yükselebiliyor. Hawkins buzulunda Greg ve Bernice Pearson küçük kabinlerini Flower Gölü'nden gelen ve 7 gün önce yola çıkan 3 arkadaşla paylaşırlar. Tim, Alan ve Jasmine Alaska'nın en Burası şu ana kadar karşılaştığım en zorlu arazi. Beni öldürüyor. Dünyada sadece 15 kişi bu yüksekliğe çıkabildi. Bu inanılmaz. Tek yönlü bir yolculuk olduğu kesin. Planları birkaç gün gezindikten sonra Flower Gölü'ndeki kabinlerine dönmek. Muhtemelen bastonumdan koltuk deneyi yapmak zorunda kalacağım. Birkaç gün önce ayağımı incitmişim ama hiç farkında değildim. Bileğim şişti ve acıyor. Yürümekten yorulunca ve yemekleri bitince dinlenmek için kamp kurdular. Ama bu sefer de buzulda gece boyunca süren soğukluklarla baş etmeleri gerekir. İyi bir seçim değildi ama Flower Gölü'ne dönmekten daha iyi görünüyor. Buzulları geçmemiz imkansızdı. O anda açıkçası korkuyorduk ve farkında olmadığımız tehlikeler de vardı. Şu kadarını söylemem gerekiyor ki, o buzula tırmanmak, oradan inmekten 10 kat daha kolay. Bu intihar demek. Buraya gelmek tam anlamıyla intihar. Şanslıydık. Buraya gelmek için çok uğraştılar ama bu insanları çok iyi tanımıyoruz. İşte kapımıza kadar geldiler ve oldukça kötü bir durumdalar. Bu durum beni biraz korkutuyor tabii. Rahatsızlık vermek istemiyoruz. Suyunuzu buluruz, yemeğinizi pişiririz, odununuzu keseriz. Bırakın 5 kişiyi, kabin Greg ve Bernice için bile küçüktü. Ama suyunuzu buluruz, yemeğinizi pişiririz, odununuzu keseriz. Bırakın 5 kişiyi, kabin Greg ve Bernice için bile küçüktü. Gördük. Bu durum biraz can sıkıcı. Kışın ortasında Greg ve Bernice'den kalan son yemeklerini bizimle paylaşmalarını isterken, üstelik yemek bulma şansı yokken, onlardan yemek isterken büyük bir rahatsızlık duydum. Greg ve Bernice kendileri için haftalarca yetecek kadar yiyecek sağlamışlardı. 3 kişinin daha olması biraz fazla olabilir. Güneş battığında burada sıcaklık -20 ve altına düşüyor. İki grup birbirlerini tanımak için vakit geçiriyorlar. Merhaba. Ateş, lanet olsun. Oho. Çok yoruldum. Ateş yakıyoruz. Ben kadınım, erkeklere ateş yakmalarını söylerim. Herkesin bir grup olarak oturması... Kadınım, erkeklere ateş yakmalarını söylerim. Herkesin bir grup olarak oturması partisiydi. Çok eğlendik. Bu sıcaklıkta yaktığım ilk şenlik ateşi. Eksi derecedeki sıcaklıktayız ve bir şenlik ateşimiz var. Burası Flower Gölü'nün tam zıttı. Birbirleriyle alakaları yok.
Yine de buranın güzel olduğunu söylemeliyim. Harika. Çok güzel. Tabii garip bir şekilde. Tıpkı bir çocuğun güzelliği gibi güzel. Haşin. Kesinlikle evet. Burada hiç ürkütücü bir şey gördünüz mü? Bu konuyu konuşmayız. Hemen korkacak tipte insanlara benziyorsunuz. Ben bir tavuğum. Korkak bir kediyim. İlk şakamız bu olacaktı. Gizlice yaklaşacaktık. Buzula çıkmak için hazırlanın. Üzgünüm Greg, gitmemiz gerekiyor. Görüşürüz Bernice. Bunu yapsaydınız sizi hiç de hoş karşılamazdık. Buzul Körfezi'nde Jeff babası hakkında endişe verici haberler alıyor. Devam et, devam et. İyi mi kötü mü? Buzul Körfezi'nin ağzına yakın bir yerde Weiss'lar şükran günü yemeğine otururlar. Pekala, yemekleri koymaya başlayın. İlk önce şükür duamızı yapalım. Önce yemekleri koyalım, sonra duamızı ederiz. Yoksa tamam. Yemeği koymak için tekrar kalkmamız gerekecek. Şükran günü yemeği için büyük boy patatesler, fasulye ve somon balığı pişirirler. Genelde şükran günü için annemlerin evine gideriz ve muhabbet ederiz. Bir kabinin içinde kalıp sadece kardeşimle ve babamla oturmak üzücü bir şey. Caroline ve ben patatesleri koyarken sen de eti koyabilirsin. Evet, olabilir. Olabilir. Her şeyi tabağa yerleştirebilecek miyiz? Evet. Evimizdeki şükran günlerini özlüyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı görebilmeyi çok isterdim. Kız kardeşimi ve babamı tabii ki çok seviyorum ama bazen konuşacak, iki laklak edecek başka insanların da olmayışı insanın canını sıkabiliyor. Kimse daha fazla et suyu almıyor. Çünkü fasulyelerle balıkları bitirince daha fazlası için geri gideceğim. Ben de. Sen de bendekinin iki katı var. Bu yüzden ilk ben gidiyorum. Burada olmak hapis cezası gibi bir şey. Burası Alaska. Burada başka kimse yok. Dışarıda hiçbir şey yok. Burada tıkılı kaldık. Ah yüce tanrım. Eve dönünce şişko olacağım. Senden daha hafif olursam ne olacak? Hala 7 kilo fazlan var. Ben 8 kilo almıyorum. Ve ondan kısasın. Tatlıya ne dersin? Ama olur. Kahve almadan önce suyumu içmeliyim. Şeker attın mı? Hayır, atmamı söyledin. Kahve almadan önce suyumu içmeliyim. Şeker attın mı? Hayır, atmamı söyledin. Bir makine gibi olduk. Şükran günü yemeğindeki gibi. Onlarla gurur duyuyorum. Bir makine gibi olduk. Şükran günü yemeğindeki gibi. Onlarla gurur duyuyorum. Buzul Körfezi'nde Jeff ve Elizabeth bir köşede sakladıkları somon balıklarına nihayet dalarak şükran gününü kutluyorlar. Pekala. İlk konserve balığımızı açıyorum. Tarihi geçmiş mi? Uzun zamandır somon balığı yemiyoruz. Bir süre önce konserve yaptığımız balıklardan birini ilk kez açıyoruz. Tarihi geçmiş mi? Uzun zamandır somon balığı yemiyoruz. Bir süre önce konserve yaptığımız balıklardan birini ilk kez açıyoruz. İçinde Jeff ve Elizabeth görünüşe göre en az şükredecek olanlar. Muhtemelen en özgün şükran günümüzü yaşıyoruz. Şu ana kadar körfezden yakalayabildiğimiz midyelerle idare ediyorduk. Bir de somon balıklarından sonra ne yakalayabildiysek artık. Vahşi hayat onlara karşı acımasız davrandı.
ama buraya kadar girebilmelerini kutlayabilirler. Seyyahların yemeği gibi bilirsiniz. Gerçekten. Patatesler, balık. Çok ilginç. Bunlar bizim kendi ellerimizle yakaladığımız yiyecekler. Sadece yakaladığımız yiyecekler için minnettar değiliz. Bu durum elimizdeki diğer her şey için minnettar olmamızı sağladı. Şuna bakın, köfte oldu. Yakaladığımız yiyecekler için minnettar değiliz. Bu durum elimizdeki diğer her şey için minnettar olmamızı sağladı. Şuna bakın, köfte oldu. Zaten akşama kadar tatlılar yapar. Ben aileme hep yakın olmuşumdur. Kardeşlerime, annemle babama hep yakındım. Ama sanırım ilk defa öylece oturup sohbet etmeyi özledim. Bu iyi görünüyor. Güzelmiş. Vay canına. Değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Şükran günün kutlu olsun. Hawkins buzulunda zor bir durum oluştu. Tim, Alan ve Jasmine'in beklenmedik bir şekilde gelişi Greg ve Bernice'i yiyecek, su ve yakacak konusunda sıkıntıya soktu. Hayatta kalma uzmanı Paul Klaus bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini iyi biliyor. Buna kar topu etkisi deniyor. Yeterince enerjiniz olmadığı için, yeterince yemeğiniz olmadığı için, barınağınızı sıcak tutmak için odun toplayamıyorsunuz. O zaman su da bulamazsınız. Bu gibi şeyler hızlı bir şekilde birbirini takip eder. Greg ve Bernice azalan erzakları için endişeleniyorlar. Burada artık 5 kişi olduğumuz için yemeğimiz azalıyor. Suyumuz bitiyor. Biraz daha yakacak gerekiyor. Bu tecrübenin sonuna geliyorum. Buraya bir şeyleri başarmaya geldim ve sonuna kadar da geldim. Neler olacak görelim diye bekliyorum. Geri dönmek için güçleri veya enerjileri var mı bilemiyorum doğrusu. Yemeğimizin envanterini yapmaya hazır mısın? Evet, Hawkins'in içinde iyi var evet. Değil mi? Jasmine ve Bernice yemeğimizi bölüştürdüler. Ne kadar yiyeceğe ihtiyacınız? Evet, hayır. Olduğunu hesaplamamız gerekecek. 2,5 torba yulaf ezmemiz var, evet. Evet, yulaf ezmemiz var. Muhtemelen 2,5 kilo kalmıştır, 2,5 kilo civarı. En çok yiyecek konusunda endişeleniyorlar. Birkaç torba fasulye, pirinç ve un, ilerleyen haftalarda 2 kişi için bile zar zor yetiyor. Evet, etkili bir performans gösterebilmek için protein burada en önemli madde. Protein konusunda kıtlık çekiyorsanız, İşlerinizi etkili bir şekilde yapamazsınız. Dışarı çıkıp da odun kesmek gibi, etrafı kolaçan etmek gibi ağır işleri yapamazsınız. Bu yüzden evet, protein çok önemli. Hayatta kalmak için kesinlikle gerekiyor. Daha fazla yemeğe ihtiyacımız olduğunu fark ettik ve Tim'le birlikte avlanmaya gittik. Kuş, sincap ya da ne bulursak avlayacaktık. Tavşan falan. En azından protein gerekiyordu ve Tim de bana yardım etti. Yılın bu zamanında kuşlar ve küçük avlar bile az bulunur. Tim'le özel bir iletişimimiz olduğunu düşünüyorum. Keçi avı ve diğer avlarda bir sürü şeyi birlikte tecrübe edindik. Sanırım aramızda güzel bir bağ oluştu. Kar tavuğu peşindeler. Yarım kilo ağırlığında bir buzul kekliği. Birden ortaya çıkıp da Greg'le Bernice'den otlanacak insanlar değiliz. Burada kalmak için avlanmaktan söz ediyorduk. Avlanacaksak ve biraz av avlayacaksak bu şekilde onların yanında daha çok kalabiliriz. Henüz kar tavuğu görmedin değil mi? Hayır, çalıları bulmamız gerekiyor. Evet. Kalın çalıların olduğu küçük çalı kümelerinde mi bulunuyorlar? Her taraf bembeyaz ve bu kuşlar da beyaz. Onları görmek zor olacak. Paul'un dediğine göre etrafta gezerken önce onların izlerini arayacağız. Bir kere izlerini bulduktan sonra ise onları görebileceğiz. Sonra kuşlara yaklaşacağız. 30-40 kadarı bir arada olacaktır. Hepsi birden uçacak ama vurmak için yeterince zamanım olduğunu söylemişti. Onları bu beyazlık içinde görmek oldukça zor olacak. Çok da lezzetli görünüyorlar. Dürüst olmak gerekirse onları avlamak konusunda hiç çekinmiyorum. İşte başlıyoruz. Avlanarak hayatta kalacaksam kesinlikle yaparım. Ama pek eğlendiğim bir şey değil.
Küçük kuşların izlerini arıyorlar. Kar tavuğu kuşları burada biraz çıldırıyorlar. Karların içinde kanatları görebilirsiniz. Buradan havalanmış, bizi duymuş olmalı. Buradalar. Sadece onları bulmamız gerek. Tim'le birlikte avlanmaya çıktığımızda durum biraz can sıkıcıydı çünkü daha önce avlanmaya gitsem bile Burns ve kendim için gidiyordum. Ve yeterince yemeğimiz olduğunu biliyordum ama şimdi yeterince yemeğimiz yok ve dişe dokunur avlar yakalamamız gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey göremiyorum. Çok kar var. Çok kar var. Bugün kuş yok. Herkesin kemerini sıkması ve başka bir şans için beklemesi gerekecek. İşler ciddileşiyor. Yiyecek stoğumuz azalıyor. Biraz korkmaya başlıyorum. Buzul Körfez'de Jeff Frederick babasının çok hasta olduğunu öğrendi. Bir uydu telefonunda ailesiyle görüşüyor. Devam et, devam et. İyi mi kötü mü? Benim babamın akciğer ve mesane kanseri var. Geride kalanlar haftalar ve aylar boyunca görünüşe göre kanser biraz daha ilerlemiş ve ilerleyen kansere bağlı olarak bazı komplikasyonlar ortaya çıkmış. Evet. Hayır, çok kötü değil. Sen nasılsın? Ailesi babasının sonunun yakın olmasından korkuyor. Pekala. Evet, yapacaklar. Tamam, sizi seviyorum. Babam yoğun bakımda ve her gün savaşıyor. İyi günleri ve kötü günleri olduğunu söyledi. İyi saatleri ve kötü saatleri oluyormuş. İyi değilmiş ama iyi oluyormuş. Artık her ne anlama geliyorsa akciğer iltihabı var. Ve bu hastalıktan sonra tekrar sağlığına kavuşmak zor. Babamla bir keresinde oturup babam hastalanırsa veya ölürse ne yaparız diye ciddi bir şekilde konuşmuştuk. Çok sert bir adamdı. Ve evde hasta falan olursa koşturup duramazdık. Öylece oturup yaşayan birine bakıyorsunuz ve ona her türlü sözü veriyorsunuz. Ama hasta oldukları zaman bütün o aklı selim kararlar aklınızdan uçup gidiyor ve yüreğinizle kararlar vermeye başlıyorsunuz. Bu yüzden daha önce verdiğiniz bir karara sadık kalmak çok zor. Geriye iki hafta kalmışken Dennis Weiss korkutucu bir şey fark ediyor. Geriye iki hafta kalmışken Dennis Weiss korkutucu bir şey fark ediyor. Testislerimden birinde şişkinlik oldu. Testislerimden birinde şişkinlik oldu. Testislerimden birinin şiştiğini gördüm. Beni çok endişelendirdi. Burada vahşi hayattayız, biliyorsunuz. Ters gidebilecek bir sürü şey var. İşleri çok uzatırsanız kalıcı sonuçları olabilir. Weiss'ların endişelenmek için sebepleri vardı. Bunu duyunca şoke olmuştum. Bize olamaz diye düşünüyordum. Daha önce kanseri vardı. Ailemizde de kanser olanlar vardı. Şu anda bu konuda çok endişeleniyorum.
Buradan çıkıp gitmesi gerekirse nereye gidecekti? Bir doktor görmesi gerekiyorsa nasıl gidip görecekti? Bu yüzden birkaç... Buradan çıkıp gitmesi gerekirse nereye gidecekti? Bir doktor görmesi gerekiyorsa nasıl gidip görecekti? Bu yüzden birkaç... Testis kanseri çok hızlı hareket eden ve ölümcül olabilen bir ne değmez. Burada biraz daha fazla kalmak için tedavi olma şansımı tehlikeye atamam. Hawkins buzulunda Tim, Alan ve Jasmine Flower Gölü'ne dönmeli mi, dönmemeli mi sorusuyla boğuşuyorlar. Biraz yürüyüşe hazır mısın? Kesinlikle. Pekala. Bu sırada yemeğe, suya ve yakacağa gerek var. Greg ve Bernice'in bu çöl gibi yerde yaşadıklarına inanamıyorum. 5 kişi için günde en az 20 litre su gerekiyor. Bu suyu toplamak böyle buzlu bir ortamda çok güç. Suratını kesmişsin. Evet, çok tehlikeli. Evet, biraz da ben alayım. Dikkatli olun. Küçük bir buz parçası için bir sürü iş. Buzu kesmeli ve sonra da eritmelisiniz ki bu çok zor. Ama 25 ila 50 kiloluk bir buz parçasını sırtınızda taşıyarak geri dönmeye nazaran çok daha kolay. Tim ve Greg buzu eritmek için yakacak toplayacaklar. Zor işler nasıl yapılır unutmuşum. Şunu gördün mü? Şuradaki ucu. Tamam. Ha, sanmıyorum. Gücüm yetmiyor. Toplayacaklar. Zor işler nasıl yapılır unutmuşum. Şunu gördün mü? Şuradaki ucu. Tamam. Ha, sanmıyorum. Gücüm yetmiyor. Çoktan sanatsal bir hobiye dönüştürmüş. Etrafta başka bir adamın olması aslında çok güzel. Çünkü Bernice çok çalışıyor. Ama ağır işlerde çalışamayacağı da fiziksel bir gerçek. Etrafta yakacak ve malzeme taşımaya yardım edecek bir adamın olması çok güzel. Bacaklarım bitmiş durumda, tanrım. Ayağı şiş bir haldeyken bile Jasmine çalışıyor. Bugün şişmiş ayağımla ilk işe başladığım gün. Vücudumun bana söylediği şeylere karşı daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Alan kendi işini kendi halletmeye karar veriyor ve gruptan ayrılıyor. Bir süre yalnız kalmam gerekiyor. Bir takım oyuncusundan ziyade yalnız kurt olmak bana daha çok uyuyor. Bu yüzden başlangıçta biraz zorlandım. Oldukça bağımsız biriyim. Bu şekilde doğmuşum. Yiyecek stokları az olduğundan bölgeyi araştırıyor. Buz ve karların altında biraz yaban mersini buluyor. Pek protein kaynağı olmasa da onlar da yiyecek. Ve 5 kişi olduklarından ötürü her türlü yiyecek kabul edilebilir. Bu sırada Jeff, can sıkıcı bir kararla karşı karşıya. Bir şey olursa kendimi asla affetmem. Buzul Körfez'de Jeff ve Elizabeth, Jeff'in babasının kanser olduğu haberlerini aldıkları için çok üzgünler. Bunu daha önce oturup konuştuğumuzu biliyorum. Herkes ne yapılması gerektiğinden emindi ama ben artık emin değilim. Alaska'ya 3 aylığına gelmeden önce annem ve babamla oturup babam çok hasta olursa ne yaparız diye ciddi ciddi konuşmuştuk. Oldukça açık sözlü ve aklı selim bir konuşma olmuştu.
Babam çok sert bir adamdır ve evde hasta falan olursa öyle koşturup duramazdık. Bunu yapamazdık. 11 günümüz kaldı. Ve bu 11 günü babanla birlikte keyifle geçirebilirsin. Neden burada kalıyoruz? Anlamıyorum. Bir şey olursa kendimi asla Alaska'yı seviyorum. Burası çok güzel. Vahşiliğiyle, sertliğiyle başa çıkamıyorum. Hayatımın en inanılmaz tecrübelerimden biri oldu. Ama erken ayrılmamız duygusal bir karar. Birlikte Jeff'in ailesiyle olmak için eve dönecekler. Sana üzgün olduğumu söylememe gerek yok, değil mi? Biliyorum. Bu doğru karar. Hawkins buzulunda 5 kişi ufacık bir kabini paylaşıyor. Hiç özel hayat yok ve Greg de Bernice'in bir molaya ihtiyacı var. Bu yüzden buzula yürüyüşe çıkıyorlar. Onu istiyor muyuz, istemiyor muyuz onu konuştuk. Ne kadar burada kalacakları konusu bir mesele çünkü stoklarımız şu anda pek bol değil. Sürekli yanımızda kalmalarını düşünemiyorum. Bu şekilde kabinlerini terk etmemeliler. Vay canına, bu çok güzel. Okyanus soğuğu gibi, dalgalar gibi bilirsin. Bu ne kadar soğuk. Merhaba. Konser izlemeye gittiğimiz yerlere benziyor. Tamamen buzdan yapılmış kocaman bir stadyuma benziyor. Ne kadar uzuyor merak ediyorum. Ben yapardım. Geri giderdim, tırmanır ve ilerlerdim. Evet. Bir buzul yürüyüşü için heyecanlıydık ama aynı zamanda gergindim çünkü buzulların bazıları aşırı kaygan oluyordu. Böyle yerlere geldiğinizde yarıya kadar düşebiliyorsunuz. Oradan çıkma ihtimali olduğunu da sanmıyorum. Çünkü bazıları çok derin ve bir kere oraya düştünüz mü oradan çıkmanız çok zor. Sonra siz de buz heykelinin bir parçası oluyorsunuz. Bu gerçekten korkutucu. Aşağı indikçe küçüldükçe küçüldü. Klostrofobim yoktur ama klostrofobisi olan biri olsaydı onu oraya kesinlikle indiremezlerdi. Orası kesin. Şu şekillere bir bak, gördün mü? Vay canına, bu harika. Bu yaşayan bir şey, düşebiliyor, kırılabiliyor, parçalanabiliyor. Bu mağaraya girerek şansımızı deniyoruz. Kayaları devirmemeye çalış. Tamam. Şuna bak, şuraya baksana. İçine gireceğimizi asla düşünemezdin. Buzulun içindeyiz. Evet. Bu buzdan şekiller çok güzel ve inanılmaz. Şuraya kadar uzanıyor. Aşağı biraz daha indik ve ben biraz arkama yaslandım. Kafam çok güzel bir buz parçasına değdi, o da düştü. Greg, iyi misin? Evet. Birimize bir şey olsaydı bu çok kötü olurdu çünkü etraf hiç güvenli değildi. Hiç de iyi olmazdı. Çok tehlikeli bir yer ve nereye adım attığınıza çok dikkat etmelisiniz. Çok tehlikeli. Dışarı çıkmaya cesaret etmek için bekliyorduk ama yalnız gitmek korkutucu olurdu. Bir daha gitmeyeceğiz. Tanrım, o şey kafamı ortadan ikiye yarabilirdi. Buzul Körfez'de Jeff ve Elizabeth gitmeye hazırlanıyor. Böylece Jeff'in babasıyla görüşebilecekler. Toplanma zamanı. Evet. Nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Dışarıda ne giyeceğimize karar versek iyi olur. Sonra da her şeyi toplamamız gerekir. Sanırım. Her şeyi çıkartmakla işe başlayalım. Malzemelerimizi topluyoruz. Her şey birbirine karışmış.
Eve dönmek için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda burayı da seviyorum. Kendi yaptığımız bu evciyi bozuyoruz ve buradan uzaklaşıyoruz. Erken bir son olmasına rağmen vahşi hayatta geçirdikleri zaman çok şey değiştirdi. Jeff yaklaşık 10 kilo, Elizabeth de yaklaşık 8 kilo verdi. Daha da önemlisi, her türlü ruhsal yükü birlikte paylaştılar. Buraya gelirken biraz endişeliydik, değil mi? Uçuştan öncesine kadar anlamamıştık. O duyguyu hatırlıyor musun? Hani gizli polis gibiydik. Sonra uçağa bindik ve Bagley buzulunun üzerinde uçmaya başladık. Hatırladın mı? Her şey kocamandı. Barınağın nasıl bir şey olacağını bilmiyorduk. Bir sürü bilmediğimiz şey vardı. Ne düşünüyorduk ki? İkimizin de çok endişesi vardı. Üzerinde çalıştığımız çayırlar hakkında çok az şey biliyorduk. Ama yaratıcı ve sağlıklı olduğumuz ve içinde bulunduğumuz durumda elimizden geleni yapacağımız gerçeğine güveniyorduk. Sonucunda oldukça iyi iş çıkardık. Aslında biraz tuhaf çünkü düşünmemiz gereken çok şey var. Ve bunların hepsi sırf gerekli olduğu için. Bilirsin, yiyecek, su, odun. Dünyada yaptığımız şeylerin çoğu emin bile olmadığım nedenler yüzünden. Öyle değil mi? Biliyorsun. Dün gece yatağımda uzanırken gerideki hayatta her şeyin ne kadar karmaşık olduğunu düşünüyordum. Her şey kolaylaştırılmıştı ama bu hayatta bir yere varmak için her şeyi kendin yapman gerekiyor. Çok kolay görünüyor. Alaska'nın birçok şeyini özleyeceğim. Ne kadar basit olduğunu özleyeceğim. Yani istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Aslında her şey sizin bir yansımanızdır ve başardığınız zaman bu sizin başarınızdır. Buzul Körfezi'nin ağzına yakın bir yerde Weiss ailesi Ben çok korktum. Alaska'dayız. Her yere çok uzak bir noktadayız. Bugün havada çok güçlü fırtınalar var. Yağmur yağıyor. Eğer bir şey olursa burada yapayalnızız. Bir doktora ulaşmaya çalışacağım. Dennis, Missouri'deki doktoruna ulaşmak için uydu telefonunu kullanıyor. Alo? Siz doktor musunuz? Tamam. Alaska'dan arıyorum. Bugün biraz endişeliyim çünkü sol testisimde bir şişkinliği fark ettim. Hayır, gitmedim. Çok uzak bir yerdeyim. Bir doktor görmeden önce beni buradan çıkarıp birkaç yere uçakla götürmeleri gerekiyor. Tamam. Bir değişiklik olmadığı sürece endişelenmemem gerekiyormuş. Ateş veya... Tamam. Bir değişiklik olmadığı sürece endişelenmemem gerekiyormuş. Ateş veya... Teşekkürler. Zamanınız için teşekkür ederim. Doktor babasının durumunu görünce kanser olduğunu düşünmüyor. Görüşürüz. Weiss ailesi Alaska macerasını bitirene kadar bekleyebilir. Gözümü ayırmamamı söyledi. Geri döndüğümde kontrol ettireceğiz. Ama şu anda muhtemelen iyiyim. Babam doktorla konuştu ve doktor da şimdilik endişelenmesine gerek olmadığını söyledi. Ben de doktorla konuştuğu ve durumu şimdilik iyi olduğu için burada kalmanın iyi olacağını düşünüyorum. Son dönemeçteyiz ve babam hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Bununla savaşacak ve kazanacak. Hawkins buzulunda 5 kişinin beslenmesi gerekiyor ama sadece 2 kişilik yiyecek var. Greg ve Tim kar tavuğu avlamaya çıktılar.
İlk olarak koca bir sıfır var elimizde. Pek iyi gitmedi. Bu yüzden bir daha avlanacağız. Kar tavuklarını görmek çok zordur. Yarım kiloluk kuşlar beyazdır ve böyle karla kaplı bir yerde onları görmek çok zordur. Burada neden insan bulunmadığını düşünürseniz bir sürü farklı etken olduğunu fark edersiniz. Bunların en önemlisi buranın çok vahşi olması. Ama başka bir etken de yiyecek kaynağı. Burada düzgün bir yemek olabilecek çok az hayvan var ama onlar da çok az yiyecek sağlıyor. Birkaç iz gördüler ve onları takip ediyorlar. Bir şey görüyor musun? Kanat çırpışını duydum. İki kar tavuğu. Güzel. Harika. Evet. Bu benim vurduğum tavuk. Harika. Tabii ki. O kuşların tavada kızarmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Aman tanrım. Bu harika. Bu harika. Azavallı kuşçuk. Koca avcı. Nasıl yaptın? Daha önce hiç yakalamamıştın ama bu sabah bir çıktın iki tane birden yakaladın. Daha önce yakalamadım. Yürüyordum ve çalıların arasından bir tanesini duydum. Birden fırladı, ben de vurdum. Yanındaki diğer kuş da havalandı ve onu da vurdum işte. Yemek getiriyor. Amen. Greg'in çok becerikli olduğunu biliyordum. Farklı şekillerde çıkıyor ortaya. Oraya gidip elinden geleni yaptığı ve av yakaladığı için onunla gurur duyuyorum. Keçiyi dilimlerken bir hayvanı son kez ellerime deştiğimi düşünüyordum. Ben de. Bir daha yapmam sanıyordum. Burnes, birazdan seni iğrendireceğim. Sen kanatları açacaksın ve kürek kemiği üzerine çıkacaksın. Bunu ilk yaptığımda çığlık atmıştım. Şöyleydim. Sonra tam anlamıyla ayaklarını dışarı çekeceksin ve bağırsaklarını çıkaracaksın. Tıpkı böyle. Böylece kafası da çıkıyor. İğrenç. Bu şekilde hayvanları parçalamak istemezdim. Ama hayatta kalmak söz konusu olunca birinin eti temizlemesi gerekiyor. Tavuk göğsüne benziyor. Keçiden daha kolay. Evet. Bu harika çocuklar. İçeri girip ellerimizi ısıtalım. Buzul Körfez'de Jeff ve Elizabeth uygarlığa dönmek için toparlanırken gece çıkan bir fırtına 30 santimetre kar getirdi. Pekala. Pekala. Akciğer kanseri yüzünden hastanede olan Jeff'in babası için erkenden dönüyorlar. Çadırdan son kez çıkmak üzücü. Her şeyimizi topladık ve elimizden geldiğince güzelce bağladık. Buraya gelip kalabilecek ve buranın tadını çıkaracak olanlar için güzel bir de not bıraktık. Hazır mısın? Evet. Birkaç kilometre. Evet. Jeff'le birlikte arkamızda bir iz bırakıp bırakmak istemediğimize karar verdik. Çadırımızı insanların kullanabileceği bir şekilde ve gerekli olan şeyleri bulabilecekleri bir yere bıraktık. Pusulan kolay da bir yerde mi? Evet. Bu ormanın kıyısından çıkınca daha güzel olacak. Kendilerini Ankara'ya uçuracak olan bir pilotla buluşmak için birkaç kilometre doğuya yürüyüp bir sahile varacaklar. Geri dönüp babamı görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım durumu iyidir. Birlikte güzelce konuşup gülebiliriz. Başka bir şey istemiyorum. Çıktın mı? Evet. Jeff'le aramızdaki ilişki Alaska'ya geldiğimizden beri değişti. Jeffrey. İyi misin? Evet, nispeten küçük bir delik var. Neredesin? Sana doğru geliyorum. Medeni hayatta Jeff'i tanıdığım kadar birini tanımak çok uzun zaman alırdı. Bu kadar kısa sürede birbirimizi çok iyi tanıdık. Şimdi ise maceramızın sonuna geldik. Jeff'le birlikte çok daha güçlü bir ilişkimiz var. Sanırım bir sahile yaklaşıyoruz. Evet. Sahili gördün? Gördüm. İşte orada. Merhaba. Zamanlama kötü değil. Nereye inecek bilmiyorum ama pistten uzak dursak... Evet. İyi olur. Harika. Güzel.
Mükemmel. Aferin. Vay canına. Bu küçük bir uçak. Evet. İnanması zor. Bu biziz. Çadırı zar zor görebiliyoruz. Ön tarafı tamamen karla kaplanmış. Evet. Girişin olduğu küçük siyah deliği görüyor musun? Hı? Ağaçları görebiliyor musunuz? Evet. Hoş geldiniz. Lütfen burada kalın ve bulduğunuz her şeyi kullanın. Burasını 2007 sonbaharının başında kurduk. Derede güzel su vardır. Sobada odun var ve dinlenmeniz için bir de yatak var. Gerekirse kullanın. Gerekmiyorsa bırakın. Biraz odun kesebilirseniz yığına ekleyin. Bozuksa tamir edin. Lütfen burasını bulduğunuz gibi bırakın ya da geliştirin. Böylece bir başkası burada barınabilir ve buranın tadını çıkarabilir. Jeff ve Elizabeth, Alaska macerası. Hawkins buzulunda Greg ve Bernice bir karara vardılar. Evet, biliyorsunuz. Buraya gelip bizi ziyaret etmek için çok uzun bir yoldan geldiniz ve eğer geri dönmek için o yolculuğu yapmak istemezseniz, ki ben kesinlikle istemezdim çünkü çok tehlikeli, istediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Kapımız her zaman size açık. Bunu bilmenizi istedim. Evet, bilirsiniz. Erkek veya kız kardeşimle böyle bir yolculuk yapıp o tehlikeli yerlerden geçip buralara kadar gelmiş olsalardı onların da geri dönmesini istemezdim. Siz de tehlikeli yerlerden geçip gelmişsiniz. Bu yüzden sizin güvende olmanızı ve burada kalmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değil dostum. Kim olsa aynı şeyi yapar. Onları ailemizden biri gibi kabul ettik. Sanırım yaşadığımız ortak şeylerden dolayı onları kardeşlerimiz olarak görmeye başladık artık. Yeterli yiyecek, su ve yakacak bulmak zor olacak. Ama şu anda 2 kar tavuğu var. 5 kişi geç kalmış bir şükran günü yemeği için sofraya oturur. Herkes görevini yapıyor ve katkıda bulunuyor. Baylar, şükran günü yemeği hazır. Greg dışarı çıkıp kar tavuğu yakalama işini kendi üstlendi. Tim Greg'e ava çıkmasında yardımcı oldu. Kadınlar da kuşların temizliğine ve hazırlanmasına yardım ettiler. Benim görevim de yemeği pişirmek. Bakalım burada neler oluyor. Aman tanrım. Harika görünüyor Alan. Göründüğü kadar güzel. Muhtemelen şu ana kadarki en ilginç şükran günü yemeği olacak. Sevgiyle yaptım dostum. Bunun içindeki en özel malzeme bu. Sevgiyle yaptım. Greg ve Bernice harika insanlar. Bize kapılarını açtılar. Çok misafirperver insanlar. Onlarla arkadaş olmak güzel. Benim için en önemli şey bu. Burada çok iyi arkadaşlarla birlikteyim ve dürüst olmak gerekirse onları aileden biri gibi görüyorum. Ve çok mutluyum. Bu kuşun tadına bakmalısınız. Pekala, keyfinize bakın. Şükran doluyum. Şükran gününüz kutlu olsun. Kuş gününüz kutlu olsun. Evet. Greg ve Bernice o kadar konukseverdi ki sadece stoklarını değil tecrübelerini de bizimle paylaştılar. Bu şükran günü yemeği için çok teşekkürler. Harika oldu. Bundan sonra hayat boyu arkadaşsınız. Konukseverliğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Evet, zor ve umutsuz olduğunu biliyorum ama... Her şeye değdi. Geldiğiniz için memnunuz. Bakın ne diyeceğim. Yaşadığımız o kadar zorluğa rağmen burada olduğum için şükran duyduğumu söylemeliyim. Memnunuz. Bakın ne diyeceğim. Yaşadığımız o kadar zorluğa rağmen burada olduğum için şükran duyduğumu söylemeliyim. Şükran duyuyorum. Ama hepimizin de böyle olduğuna ve planlarımızın bizi beklediğine eminim. Şükran gününüz kutlu olsun. Şükran gününüz kutlu olsun. Altı bin kilometreden de uzakta Jeff ve Elizabeth
Jeff'in babasıyla buluşmak için New York'a dönüyor. Tuhaf. Şoka girmiştim. Başım dönüyordu. Bütün o korku ve pişmanlıklar. En büyük korkum buraya geldiğimde, bilirsiniz işte, babamın yanında olamamamdı. Tek korkum buydu. Tıpkı bir hastaneye benziyor. Evet öyle. Tıpkı bir hastaneye benziyor. Evet öyle. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Evet geçirdik, güzeldi. Saçına bir baksana. Uzadı. Evet ya, öyle. Düşündüğüm kadar uzun değilmiş. Omuzlarına kadar gelir sanmıştım. Gittiğimde çok kısaydı, bayağı kestirdim. Kestirmişsin. Evet. Aklınızda kalan görüntüyle uzun süre sonra gördüğünüz görüntü farklı oluyor. Gülüşünü görmek, oturuşunu görmek beni çok rahatlattı, çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Döndüğün için. Sözümden döndüğüm için mi? Evet, evet. Aslında evet. Artık beni anlıyorsun. Seni çok özledim. Telefonda konuştuğumuz için çok memnunum. O konuşmayı yapmıştık ve bize neler olduğunu söylemiştin. Bilirsin, durumun gerçekliğini düşünmek çok tuhaftı. Eylül ayında böyle oturup da ne yapacağını konuşmak kolay geliyor ama sonra oturup yapman gerekenlere bakıyorsun işte. Evet. Çünkü hep beraber oturup bir şeyler. Herkes iyi vakit geçiriyordu. Evet, hep beraber oturuyorduk. Herkes çok iyi vakit geçiriyordu. Mangal yapıyorduk. Gerçekle yüzleştiğimiz zamansa asıl kararın pek de açık ve analitik olmadığını biliyorsunuz. Ben ona direkt söylemiştim. Burada olmadığım için üzgündüm. Oysa gözyaşlarına boğuldu. Evet, gitmem gerekiyor dedi. Ben gitmiştim ama erken dönmek için verdiğimiz karardan memnunum. Anneme teşekkür etti. Noel hediyesi için anneme teşekkür etti. Beni eve getirdiği için. Çok hoşuna gitti. Sonraki bölümde. Biraz buzlu. Gönüllüler Alaska'ya veda ediyor. Biraz hava almam gerekiyor. Ama son bir zorlukla karşılaşıyorlar. İyi misin? Ve her biri geriye farklı biri olarak dönüp dönmeyeceklerini sorguluyor. Depoda kalanları görünce dona kaldım. Sınırlarda son sınavı da verip hayatta kalmaları gerekiyor. Koşun! Atarım.